Merhabalar, bir sınavın daha sonuna geldiniz lise mezunu adayları memur olabilmek için KPSS orta sınavı 22 Kasım yani bugün itibariyle sona erdi. Sınava 10-15'te girdiniz. Yaklaşık olarak 120 soru cevapladınız. Genel yetenek ve genel kültür testleri sizlere uygulandı. 130 dakika kadar süre verildi. Genel olarak şöyle bilgilendirelim. Sonradan girecek arkadaşlarınız için de bir veri olsun. Değerli arkadaşlar tabi sınava giriş belgenize geldiniz. Özellikle bu belgeyi yanında taşıyanlar belgelerinizle Diyenler. Yanlarında bulunan herhangi bir aile üyeleri veya bir refakatçi ile e, sokağa çıkma yasağından onlar da muaf tutulmuş oldu. E, sınav tarihiniz ne zaman açıklanacak? Önce ondan bahsedelim. E, sınav tarihiniz arkadaşlar 24 Aralık'ta açıklanacak. Umarım sınavınız iyi geçmiştir. Umarım. E, Umarım ki herhangi bir kaydırma yapmaksızın dikkatli bir şekilde sınavları, sınav sorularını çözdünüz. Şimdi sınav nasıldı diye sormak istiyorum size. Ee, sınavla ilgili benim aldığım izlenimler özellikle sosyal medya üzerinden birçok paylaşımlarda bulundunuz. Ee, bu videonun altına da yorum yapabilirsiniz. En çok dikkat çeken soru sizce neydi? Özellikle göbek Tepe ve Dağlık sorularını arkadaşlarınız çok dikkat çekici bulmuşlar. Ve de e, çok sevinmişler bu sorular çıktığı için. E, genel yetenek kısmı kolaydı. Genel kültür kısmı zordu diyen arkadaşlarınız var Ama genel olarak sınavı kolay bulmuş arkadaşlarınız ee, Yani aslına bakarsanız sınavda mesela şarkı soruları çıkmış Onlar da dikkat çekmiş ee, Yine dediğim gibi özellikle sınav sorularının uzun olması belki birazcık sizi yormuş olabilir Ama sınavın basit olduğu genel olarak genel kanı sınavın basit olduğu yönünde bazı arkadaşlarınız Türkçe sorularını çok uzun buldu. Yani özellikle 130 dakika. Sonuçta her soruya neredeyse bir dakikalık bir süre düşüyor. Türkçe sorularının çok uzun olduğunu. Bir arkadaşınız olasılık sorusunu acaba hatalı mıydı diye bir yorumda bulundu. Ee, yine aynı şekilde Göbeklitepe ve Karadağ sorularını özellikle çok dikkatli çok dikkat çekici bulan arkadaşlarınız var. Ee, dediğim gibi arkadaşlar çok geçmiş olsun öncelikle. Bir sınavı daha atlattınız. Ee, özellikle mezunlarının memur olmak için Kıyasaya birbirleriyle yarıştığı 2020 KPSS sınavında atlatmış olduk ee, Zaten sınav cevaplarınız Daha doğrusu sınav sonuçlarınız 24 Aralık'ta yayınlanacak ee, Yani 24 Aralık'ta Yayınlanacağı için de e, Sadece 3 hafta kadar 4 hafta kadar bir süre e, var Yani yaklaşık 1 ay kadar bir süre sonra Sınav sonuçlarınızı e, ...ulaşabileceksiniz. Ee, yine e, sizlere birkaç yorum daha okuyabilirim. Şunu söyledi bazı arkadaşlarınız. E, i̇şte ben hayatımda hiç bu kadar kolay bir sınav görmedim. E, matematik özellikle çok kolaydı. E, Türkçe, matematik, coğrafya çok basitti. E, genel kültürün çoğu da gündemde yani güncel olan konularda e, demişsiniz. Azerbaycan, Ermenistan sorusunu okurken... E, çok heyecan duyduğunu söyleyen arkadaşlarınız var dağlık karabağ sorusu aynı şekilde ee, yine muhteşem yüzyılı izleyenler kazandı ee, matrakçı nasuh efendi sorusu gelmiş eee ne demişler başka şimdi bakıyorum sosyal medyanın aynı şekilde KPSS'ye çalışmadan girdim ama sorular çok kolaydı tereddüt etmedim demişler. Yani sınav sorularınızın çok zor olmadığı hatta kolay olduğunu söylemişler arkadaşlarınız. Umarım sizinki de güzel geçmiştir sonuç itibariyle bu bir yarışma binlerce kişi arasından yarışıyorsunuz. Sizler de yazın sorular nasıl geçti. Hatta sınav soruları yayınlandıktan sonra bugün mutlaka yayınlanacaktır. Değişik sosyal medya hesapları üzerinden KPSS puan hesaplama da yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere önerebileceğim 3 tane internet sitesi var. Buradan rahat bir şekilde KPSS puan hesabınızı yapabileceksiniz. Bunlardan bir tanesi KPSS puan hesaplama.net Diğeri KPSS orta öğretim puan hesaplama.net Diğeri KPSS nokta buradan girebilirsiniz bu internet sitelerinden. Zaten e, yazdığınız KPSS puan hesaplama diye arattığınızda eee İlk 3'te bu siteler çıkacaktır. E, geçen sene de arkadaşlarınız bu siteler üzerinden hesaplamıştı. 3 aşağı 5 yukarı yakın hesaplar. Bilginiz olsun. Hepinize çok geçmiş olsun. E, diliyorum. Umarım istediğiniz gönlünüze yatan yerlere yerleşirsiniz. Yorumlar kısmından da yorum yazarsanız çok sevinirim. Özellikle Türkçe soruları sizce uzun muydu? Matematik soruları nasıldı? E, tüm bunları da cevaplarsanız e, sevinirim. E, en azından bir paylaşım platformu yaratmış oluruz. E, birlikte soruları tartışma imkanımızda olacaktır. Herkese mutlu bir pazar dilerim.